Efendim Tıkırtı Gazetesi'ne devam ediyoruz. Şimdi bilenler bilir, Türkiye'de bazı kitaplar vardır. İşte mesela romanlar çok fazla satar. Biyografiler görece daha az, romanlardan daha az ama daha çok satar. Ama internetle ilgili kitaplar normalde çok fazla satmaz. Bu iş değişti. Haftanın olayı ondan oldu. Bugün elimde bir kitap var. Hemen göstereceğim size. Tamer Şahin, Hacker'ın Aklı diye bir kitap. Şimdi kitap çok kolay okunan, dili güzel bir kitap ama şimdi Tamer'le konuşacağız. Daha bu kitapta yer almayan da bir sürü macera var Tamer'de. Tamer Şahin Türkiye'nin ilk hackerlarından bir tanesi. İlk ceza alan hackerı. Tezi oldu, belgeseli çekildi, dizilerde karakteri canlandırıldı falan. Ben susayım, Tamer anlasın. Tamer hoş geldin. Hoş bulduk. Valla şimdi hacker olmak diye bir şey var. Türkiye'nin ceza alan ilk hackerı sensin galiba değil mi? Niye ceza aldın sen? Bir servis sağlayıcının, Türkiye'nin en büyük o zamanki internet servis sağlayıcısının sistemlerine girme suçundan ilk olarak yargılandım. Ondan sonra bir yıl 8 ay hapis cezası aldım. Bu ertelendi. Bu şekilde internetlere girmiş oldum. Yani şimdi böyle bir suç ilk kez, bir zarar vermedin ama değil mi? Yani daha doğrusu bir maddi menfaat sağlamadın. Tabii, bir şey yapmadın. En önemlisi o zaten. Hani mahkemede de, hem mahkemede hem polis merkezinde sempati yaratan şey oydu. Hani polis merkezinde işte oturuyorum. Tabii orada gerçek suçlularla ya da şüphelilerle uğraştıkları için bütün gün hani benim suçumu hiç ciddiye almıyorlardı. Hani bakıyordu böyle, ne yaptın oğlum sen, neyle uğraştın böyle diye. Hani garip garip bakışlar vardı. İşte bir yere gideceğim zaman hani yanıma birini vermiyorlardı. Çünkü zaten çok korktuğum belliydi. Bir yandan da hani sanal dünyada yaşamını sürdüren birisinin gerçek hayatta yüzleşmesiydi orası. Hani o yüzden çok tedirgin olduğumun onlar da farkındaydı. Yine mahkemede de aynı şekilde hani savcı hakim birbirine bakıp gülüştüğünü hatırlıyorum ben. Yani nereden çıktı oğlum sen, ne yapıyorsun, niye uğraşıyorsun bu tür şeylerdi. Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela şey midir bu? Niye, nereden geldi aklına mesela, niye o servis sağlayıcıyı da hackledin de başka bir yere eklemedin, şey mi, bir inat mıdır, kendine çok güvenen bir yeri çökertme isteği midir, neden böyle bir şey oldu? Şimdi zaten hackleme eylemi hackerların daha kötü insanlar olarak anılmasını sağlayan eylem, yani işin sonucu, ama oraya gelene kadar insan biraz işte egosunu kontrol altına alıyor, biraz etik değerler kazanıyor. İşte hacker felsefesini özümsüyor. Ondan sonra daha dikkatli adımlar atmaya başlıyor. Ben o zaman tabii çok gençtim. Daha çok başlarındaydım. Kaç yaşındaydın? 18 yaşındaydım. 18 yaşındaydım. Evet. Ondan önce de başka yerlerin sistemlerine girmiştim ama ilk böyle en büyük, çok... Büyük iş diyeceğimiz iş oydu açıkçası. Tabii o tarz değerler oturmadığı için henüz daha biraz kendinizi şey görüyorsunuz, işte ben bu sanal dünyanın işte hakimiyim, kralıyım. Hani kimse bana bir şey yapamaz. Dışarısı değil, orası benim dünya gibi düşünüyorsunuz. Orada her şeyi yapabileceğiniz ve her türlü hakkın size ait olduğunu düşünüyorsunuz. Böyle bir yanılsama yaşıyorsunuz aslında. Sonra kazın ayağının öyle olmadığı. Tabii ondan sonra işte çıkıyor. Bir sabah kapınız çalınıp içeriye polisler baskın yaptığı zaman o zaman gerçek hayatın gerçekleriyle yüzleşiyorsunuz. Mesela internet kafeden yapsaydın o zaman bu kadar sıkı denetim de yoktu. Bulabilirler miydi? O zaman tabii daha zor olurdu belki ama ben çok fazla saklanmak da istememiştim zaten. Hani yani orada, yaptığım belli olsun. Tabii tabii, orada bir inatlaşma üzerine ve merak aynı zamanda, hani orada neler yapılıyor, ne oluyor diye imza bırakmıştım. Baş harflerimi de bıraktığım için orada. Şeyi bıraktığım için geldiler. Tabii o yüzden geldiler. Gel sevgili buldular. Elleriyle koymuş gibi buldular açıkçası. Peki şimdi daha döneceğiz ama şimdi Bill Gates ve Microsoft. Yani bizim hayatımızda bambaşka anlamlar içeren bir şirketten ve bir kişiden bahsediyoruz. Maillerini aldın sen değil mi? Mailler, proje dosyaları, onların network topolojilerini çıkardım, ağ topolojilerini çıkarttım sen, yani. Microsoft'a girdin. Evet, Microsoft ağ operasyonlarının, yani internet operasyonlarının yönetildiği firmanın ağına sızmıştım ben o zaman. Tabii orada birçok şey veriyle karşılaşıyorsunuz. Bir sürü veri var önünüzde. O verileri işleyip yayınlamak istedim ben de. Çünkü eğer yayınlayıp herkese açarsanız birçok insan da buradan bilgi edinebileceğini düşündüm. Evet. Çünkü öyle dokümanlar vardı ki Microsoft mühendislerinin kendi sistemlerini kötülediği dokümanlar vardı. Yani bizim sistemlerimiz şöyle ağır, böyle güvenlik açısından sorunlar oluyor diye. Ve bu çok ses getirdi o zaman. Daha sonra dünyada haber oldu ama. Dünyada haber oldu tabii. ZDF'de falan ben hatırlıyorum bunun haberini. Birçok yerde. 10 ülkede haber oldu bu. İnternet peki, dışında ne yaptı? Yani Bill Gates'ten veya Microsoft'tan ne yaptılar sana? Tabii o zaman bizim gazetecilerden ilginç istekler geldi. İşte Bill Gates Manisa'ya geliyordu. Ya seni Manisa'da işte biz tanıştıralım, şöyle bir el, hacklenen ve hackleyen olarak bir el sıkışın gibi teklifler geldi. Bill Gates olsa kabul etmez Bill Gates'ini. Muhtemelen. Peki buldu mu seni Microsoft? Microsoft'tan bir mail geldi. Sadece logolarının kullanımıyla ilgili. Çünkü onlar gerçekten hani bu tarz konuları çok ciddi ele alan firmalar. Hani kurumsal kibirden de çok uzaktı Microsoft. Ben çok takdir ediyorum. Ne dediler? Şöyle sana dediler. Onlar bir basın açıklaması yaptı bu olay üzerine. Evet, Microsoft olarak ağımızda belli zayıflıklar bulunuyor.
savunuyor. Bu zayıflıkları fark ettikçe kapatmaya çalışıyoruz ama şirket politikamız gereği daha fazla bu konu hakkında açıklama yapmamız mümkün değil. Bakın yani hani her cümlesinden olgunluk kokan bir açıklama. Çünkü burada bana eğer dava açsalar bu olay çok daha fazla büyüyecekti. Yine Bill Gates'in mailleri konusunda da birçok mail yayınladım ama asıl kişisel mailleri yayınlamadım. Yani sonuçta dünyanın en zengin adamı... Karısıyla boşaltmayayım o noktasına gitmedik. Yani çünkü dünyanın en zengin adamı hani kızdırmakta çok iyi olmaz. O yüzden... İşte kızıyla ilgili konuşmaları vardı, eşiyle mailleşmeleri vardı. Onları etik açıdan uygun bulmadığım için yayınlamadım. Vallahi iyi yapmışsın ama yani Bill Gates de bayağı bozulmuştur herhalde bu işe. Oradaki sistem mühendisi... Mesela sen bir yeri hacklediğin zaman... Şimdi mesela Türkiye'de de artık kapanmış olan bir bankayı hacklemekten yargılandın ama beraat ettin bildiğim kadarıyla orada, değil mi? Evet, ben orada suçlandım öyle bir iddiayla. Daha sonra delil yetersizliğinden beraat ettim. Peki mesela şimdi şöyle bir şey mi oluyor? Yani şimdi bir banka bu işe deli gibi para harcıyor. Sadece banka değil, bütün şirketler... Evet. Ya da firmalardan hizmet alıyorlar. Sonra bir gün adamın biri bir tanesi çıkıyor ve diyor ki yani sizin sisteminizde iş yok kardeşim, alın siz yani, busunuz. Çıldırmıyorlar mı? Tabii çok çok ciddi tepkiler oluyor. Çünkü bakıyorsunuz bütün insanların mevduatları orada. Bugün baktığımızda kimlik bilgilerimiz de yine internette tutuluyor. Hı. Banka hesaplarımız, adli sicil bilgilerimiz, fatura bilgilerimiz, her şeyimiz orada. Yani her şeyimiz mesela orada. Hani ben profesyonel hayata dönecek olursam mesela şu an kurumlara... Bu işi etik olarak yapıyorum. Evet. Etik hacker olarak yani hizmet onların, veriyorum. Yani sen onların etik hacker'dan kastımız şu. Onların sistemindeki zayıflıkları bulup onlara haber verip bunun kapatılmasını sağlıyor. Aynen öyle. Çözümleri sunuyorum. Ama bazen gidiyoruz mesela eğer o yönetim kurulu bizi getirdiyse bankaya. Hı hı. Bilgi işlem bölümünün çok fazla zayıflığı olduysa bir daha geldiğimizde aynı kişileri bulamıyoruz orada. Ha, ya onlar anında değişmiş bir oluyor. Anında değişmiş oluyor bizim raporumuzdan sonra. Ama eğer bir işlem bizi bulduysa, getirdiyse, o zaman bir daha geldiğimizde bu sefer hayır duası alıyoruz. Bizim maaşlarımıza zam yapıldı. İşte çok fazla zayıflığımız varmış. Sizle çalıştık, bunları giderdik gibi. Çok ilginç tepkiler alabiliyoruz orada. Yani demek ki akıllı genel müdür seni kendi bulanlar, akıllı bilgi işlem yöneticileri şey yapanlar. Peki geçelim şu KGB ve Rus gizli servis dosyaları meselesine. Yani tabii şimdi baktığın zaman dünyada artık... Çünkü biliyoruz işte mesela değil mi İran'ın nükleer çalışmalarına karşı bir bilgisayar müdahalesi evet, oldu ve evet. Artık, sistemi öyle bozdular galiba. Artık çünkü maliyeti düşük olan şey bir yerde devrim yapmak, rejimi değiştirmek için o direnişçilerin eline bomba silah vermek değil. Artık onların eline bilgisayarlar, tablet, PC'ler veriliyor ve sosyal medyanın gücü de kullanılarak internet üzerinde örgütleniyorlar. Tabii bunu farklı alanlarda da değerlendiriyor ülkeler. Hı hı. Çok ciddi siber savaş stratejileri var. Özellikle Amerika ve İsrail'in yaptığı iddia edilen. Evet, iddia edilen o Amerika ve İsrail'in yaptığı iddia edilen Stuxnet gibi, Doku gibi, Flame gibi virüsler var. Zararlı kodlar var. Bunlardan tabii en etkili olanı, en çok ses getireni Stuxnet oldu. Stuxnet İran nükleer reaktörlerinin sistemlerine bulaştı ve oradaki basınç ayarlarıyla oynayarak zenginleştirilmiş uranyumu bozdu. Yani adamların nükleer çalışmaları 3-4 sene geriye gitti diyebiliriz rahatlıkla. Yani sadece bir bilgisayar müdahalesiyle. Sadece bir bilgisayar müdahalesiyle ve hani o bilgisayar müdahalesi yapılan işte kodun içerisinde çeşitli farklı dillerde işte mesajlar gönderen bazı yazılar olduğu, bununla ilgili spekülasyonlar ya da belli kanıtlar ortaya döküldü. Vay, vay, vay. Ve baktığınızda artık iş tamamen siber savaşa dönmüş durumda. Suriye bile muhaliflerin bilgisayarlarına girerek onların hakkında çeşitli bilgiler topluyor. Özel trojanlar, zararlı kodlar kullanıyorlar bunları yapmak için. Çin bir yandan bakıyorsunuz internet altyapısını da kontrol altına almaya çalışıyor. Çin'de işte, her şeyin böyle bir altyapısına giriyor. Yani aradan bir yerden değil. Çünkü Amerika'nın elinde baktığınızda internette işte bizim kullandığımız alan adları vardır. İşte Google.com vesaire gibi. Evet. Bu alan adlarının yönetildiği, kayıtlarının tutulduğu sunucuların yarısından fazlası Amerika'da. Yani internetin altyapısı Amerika'nın elinde diyebiliriz. Başkan Obama'nın... Çin'de diyor ki madem öyle diyor, zaten hani internet altyapısını taşıyan firmaların birçoğu da Amerika'da. O da diyor ki hani ben de bu pazara gireyim. İnternet altyapısında benim de yazılımlarım, donanımlarım, cihazlarım olsun ama hala o Çin'in sanki o ucuz iş gücünün eksilerini görüyoruz. Çok fazla güvenlik açığı çıkıyor çünkü. Ha, Çin'de. Peki bir şey söyleyeceğim. Türkiye'deki bir sürü teknoloji firması Çin'de evet. Telefon yaptırıyor, onu yaptırıyor, bunu aynen yaptırıyor. Öyle. Bizde zaman... işte öyle bir yasal otorite olmadığı için ya da otoritemiz pek otoriteli olduğunu göstermediği aklımıza için. Aklımıza mı gelmiyor acaba? Yani evet, o teknoloji zaman... üzerine bizde TÜBİTAK bu işleri yaptığı söyleniyor ama herhangi bir hareket göremiyoruz bu konuda. Çünkü mesela... o telefonların incelenmesi gerekiyor. Değil mi? O zaman hepsini aynen dinleyebilir. Bu cihazların incelenmesi gerekiyor. Çünkü o Çinli üreticilerin yaptığı cihazlar, iki firma var çok ünlü. Bunlar Kanada'ya ve Amerika'ya şu anda sokulmuyor. Diğer ülkelerde de soruşturma altında. Niye sokulmuyorlar Kanada'ya? Çünkü çok fazla güvenlik açığı. Hatta güvenlik açığını bırakın, bilerek konulmuş arka kapılar olduğu. Yani şey mi, söyleniyor. Bu firmalar girdikleri ülkede
sistemi ele geçirmeye mi çalışıyorlar? Yani, çünkü onların cihazları üzerinden internet ağı yürüyor. Çin devletinin paravan şirketleri bunları internet ağını oluşturmaya çalışıyor. Çin istihbaratıyla çok yakın çalıştığı ve bu güvenlik açıklarının aslında bilerek konulduğu söyleniliyor. Çünkü bu kadar fazla güvenlik açığı ve bu kadar basit denilebilecek bazı güvenlik açıklarının bariz şekilde o bilerek cihazlarda olması tesadüf değil. Gerçekten tesadüf olarak görmüyoruz biz. Yani o zaman şöyle bir şey çıkıyor. Hani bundan sonra James Bond 07 bitecek. James Bond Windows 11 falan çıkacak herhalde. Yani 007 belki de Windows'la ilgili bir şey. Peki şu KGB hikayesi. Evet, KGB. Yani, tabii şimdi buluyorlar değil mi? Dünya, yani evet. Şimdi seni dünyadaki herkes tanıyor herhalde değil mi? Özellikle birçok insan. Sonra. Tabii o 10-11 ülkede haber olduktan sonra daha da yayıldı. Onun dışında ben güvenlik duyuruları yayınlıyordum. Yazılımlardaki açıkları bulup bunları güvenlik duyurusu şeklinde yayınlıyordum. 50'den fazla duyuru yayınladım yine. O yüzden de çok tabii konuşulmuştu. Şimdi KGB konusuna gelince KGB gibi CIA gibi işte belli istihbarat örgütleri dünya üzerindeki ismi duyulan hackerları kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. Onlara yaklaşmaya bir takım işler yaptırmaya çalışıyorlar. Tabii ilk başta ben bu amaçla olduğunu çok fazla bilmeden bir kızla tanıştım internet üzerinde. Daha sonra onunla samimi oldukça işte görüştükçe isteklerin biraz daha farklı yöne doğru kaydığını işte hani buraya gel burada işte sana çeşitli projeler var yapman iyi olacağı yapmanın iyi olacağı yani diye. Tam aslında casus. Tabii yani bana diyor ki işte başkanlık sarayından bir davetiye gönderelim. Tabii dedim yani Türkiye'nin ilk ve en ünlü hackerına sen öyle bir davetiye gönder. Havaalanında vatan haini olarak ben de. Direkt alsınlar seni. Alsınlar beni çünkü o konuda da çok bizim istihbaratımız da hassas. Bana oradan da bilgiler geliyor. Hani dikkat şimdi et görüştüğün kişilere yani diye. Adamlar sana Rusya başkanlık sarayından mı davetiye gönderdi? Öyle dediler. Daha sonra ben istemedim. Ben pasaportumu gönderdim. Bir gün içerisinde bana vize geldi. Organize işler zaten çok çok şimdi. Organize olduğu belliydi. Daha sonra tabii ben Rusya'ya gitmedim ve o kişiyle de iletişimimi kestim. Çünkü bizim istihbarat servislerimizden de uyarılar geliyordu bana. Onları da dikkate alarak iletişimimi kestim ama orada tabii çok farklı şeyler var. İşte benim dışarıda dolaşırken kendi evimin balkonunda hatta çekilen fotoğraflarımı bana gösterdi. Bu onların belli departmanlarında bunların depolandığı, işte benim izlendiğim kayıt altında tutulduğum benim gibi birçok dünya Rus üzerindeki Rus gizli servisi Türkiye'de Rus yapıyor. Gizli servisi evet Türkiye'de bu faaliyetlerde bulunuyor rahatlıkla. Aman ne kadar güzel. Peki bizim istihbarat teşkilatından bahsedelim. Bizim istihbarat teşkilatlarımız da seninle temas kurmuştur diye düşünüyorum. Evet kurdu. Daha önce MIT'le bir temasımız oldu. Bir farklı bir iş adamı vasıtasıyla oldu temasları. Yine bu siber savunma ve saldırı timlerinden birini alıp yönetmekle ilgili ama tabii orada rapor verilecek kişiler dışarıdan farklı insanlar olduğu yani söylenince. Yani resmi görev değil. Tabii ki resmi dolaylı taşeron gibi kullanılması. Tabii o da bana çok fazla uygun gelmedi açıkçası. Çünkü eğer vatanım için bir şeyler yapacaksam alenen yapmayı tercih ederim. Ama şimdi bugün Sayın Bakan Binali Yıldırım'ın bir açıklaması var. Galiba artık yavaş yavaş biz de bir siber ordu kurup harekete geçmeye başlıyoruz. Aslında son derece lazım bir şeyden bahsediyoruz. Çok lazım, çok lazım. Çünkü şöyle görüyorum ben. Bir evin içerisinde oturuyoruz. Salonda Çin, Rusya, Amerika oturuyorlar. Biz hava almak için balkona çıkmışız. Balkonda kilitli kalmış gibi. Biz içeriye dönemiyoruz. Yani burada çok geride kaldık gibi gözüküyor. Çünkü Suriye bile muhaliflerin işte muhaliflere daha saldırgan yöntemlerle istihbarat toplarken henüz daha bizde bununla ilgili bir ekip, bir oluşum olduğu söylenemez. Yani Suriye'de aslında kendi içinde bir şeye siber orduya sahip ve şey yapıyor, sağlıyor. Peki bir şey söyleyeyim. Şimdi Rusya çok önemli. Niye çok önemli? Hackerların ya en fazla kredi kartı kopyalama, en fazla işte sahte mail adresi üretilmesi bilmem ne Rusya'dan oluyor. Şimdi biraz önce haberini okuduk. Rusya zararlı içeriklere mücadele edecek diye ama Rusya'da niye bu kadar rahat bu işler? Çünkü Rusya'nın devlet politikası şu şekilde. Kendi vatandaşları için. Eğer kendi ülkene zarar vermiyorsan dışarıda ne yaptığın benim umurumda değil. Bu şekilde hareket ediyorlar. Yani onlarda işte her türlü kredi kartı bilgisi, banka hesap bilgileri, kimlik bilgileri, aklınıza gelebilecek, para edebilecek bu derin internette para edebilecek bütün bilgileri siz Rusya'da Rus sitelerinden ya da belli şifreleri ulaşılan internet sitelerinden, forumlardan satın alabiliyorsunuz. Artık onların resmi devlet politikası olmuş durumda bu yasa dışı işler. Ve dijital ortamda hani Amerika yeni güvenlik açıkları bulur, güvenlik araçları geliştirir ve burada hani akademik veya işte bizim güvenlik endüstrisinde bir söz sahibi olmak isterken Rusya biraz daha hani nakite dönmeyecek bilgi benim için bilgi değildir gibi hareket ediyor diyebiliriz. Bir tanımlama kullandın derin internet diye. Derin internet. Nedir derin internet, internet? Bildiğimiz internet dışındaki bir ortam. Yani nasıl şimdi www? Hayır giremiyoruz. Orada tabii çok daha karışık harf rakam kombinasyonlarından oluşan ve uzantısı
onion olan, yani soğan dediğimiz Türkçesi, uzantıyla çalışan farklı bir ağdan bahsediyoruz. Bu dağıtık bir yapı. Binlerce sunucu üzerinden rastgele seçilerek size cevaplar geliyor ve siz o cevapları yine rastgele seçilerek gönderiyorsunuz. Peki mesela kim bunun patronu belli değil o zaman. Belli değil. Bu dağıtık bir yapı ve burada her şeyi bulabiliyorsunuz. Hani her türlü, her türlü yasa dışı materyal, uyuşturucu, silah, yine cinsel suçlarla ilgili içerikler çok fazla rastlayabiliyorsunuz. Yani orada işte cinayet işleyen insanlar bile bulmak mümkün belli bir ücretle. Yani ilan veriyorlar öyle mi? Ben aynen öyle, ilan veriyorlar. İşte biz paralı askerleriz. Dünya üzerinde 10 bin euroya istediğiniz ülkede birini, yok artık ya. Evet, öldürebiliyoruz. Peki gizli servisler bilmiyor mu bunu? Biliyorlar. Gizli servisler biliyor ama gizli servisler burada sadece belli bir makine olarak, yani kendi üzerlerinden çıkış yapılmasını umarak izlemeye çalışıyorlar ve çok ufak bir ihtimal, yine onun da önlemlerini almak mümkün. Peki derin internette şimdi ben bir şey almak istiyorum, herhalde kredi kartıyla alınmıyor. Tabii orada, kredi kartıyla direkt alamıyorsunuz, öyle bir şey yok. Nasıl mesela orada, para transferleri vesaire Bitcoin nasıl oluyor? Bitcoin adı verilen sanal bir para birimi var. Bu Bitcoin. Sanal, Bitcoin adı verilen bir sanal. Bitcoin adı verilen bir sanal para birimi var. Bu sanal para birimini kullanarak orada alışverişler yapılıyor. Bu Allah sanal Allah. Para birimini de nasıl üretiyorsunuz? Bunu işlemci gücü kullanarak üretiyorsunuz. Nasıl çok yani? İlginçtir. Yani sizin bilgisayarınızda bir program kuruyorsunuz. O program orada sürekli çalışıp işlemcinizi yorarak bu Bitcoin yaratmayı sağlıyor. Ya da siz farklı yerlerde internet sitelerinden Bitcoin satın alabiliyorsunuz. Ama para verip satın alıyor. Para verip satın alıyorsunuz ama Bitcoin'in, hangi Bitcoin'i kimin aldığı ve ne şekilde alışverişler yaptığını geriye dönük araştırmak mümkün değil. Ha, bu gizli servisleri de burası. Aynen. Yani oradan bir suça karıştığın zaman izini süremiyorlar. İzini niye? Süremiyorlar. Bitcoin'i çünkü nereden aldığını bilmiyorlar. Sitelere bilmiyorum. Girerken o ağın üzerinden, şifreli ağın üzerinden ilerliyorsunuz. E peki para harcıyorsunuz. Bu parayı da Bitcoin üzerinden harcıyorsunuz. Zaten sitelerde dolar, euro ve Bitcoin olarak 3 farklı fiyat genellikle yer alıyor. Kur sistemi, çapraz kur öyle yani. Evet, bu artık yeni ekonomi, yeni internet, benim yeni düzende şey böyle. Mesela bir Bitcoin kaç dolar ediyor belli mi? Yani onun şu an rakamları aklımda değil ama sürekli değişken, hani bizim normal gerçek hayattaki para piyasaları gibi değişken, bunun borsaları var. Hatta Bitcoin ile ilgili rezervleri tutan sitelerin hacklendiği oluyor arada sırada. Ay, soyuluyor i̇şte, yani. 100 bin Bitcoin çalındı gibi. Allah Allah. Çok ciddi, bu da artık sanal dünyanın, sanal ortamın yani derin para birimi. İnternet diye bir şey var ve www ile ulaşamadın. Evet. Peki her isteyen girebiliyor mu o adrese ulaşan, yoksa tabii bir şifre yok. Farklı yazılımlar kurarak, tabii şimdi çok aleni söylemeyelim, hepsini söylemeyelim. Farklı yazılımlar kullanılarak buraya ulaşılıyor ve normal internetin 4-5 katı olduğu düşünülüyor bu derin internetin. Vay, insanlar dünyanın herhangi bir yerinden işte bahsettiğimiz yasa dışı faaliyetlerin yanında işte patlayıcılar, silah vesaire gibi şeyleri demonte olarak dünyanın her yerine ulaştırma garantisi veriyorlar ve burada belli akil kişiler var. Yani siz orada herhangi bir kişi değil de çok güvenilen o camiadaki kişilere işte bir para transferi yapıyorsunuz ve alışveriş tamamlandığı zaman o kişi onaylayıp o parayı aktarabiliyor. Yani kimse kimseyi görmüyor yani. Aracı kurum, evet, kimse kimseyi görmüyor. Zaten işin güvenliği de oradan geliyor. Kimse kimseyi tanımıyor. Sadece o ağ üzerinde çalışan bir de mail adresleri var. O mail adresleriyle genellikle şifreli olarak iletişim kuruyorlar ve o mail adresi, mail sunucularını, o mail ağını kapatmak da mümkün değil. Çünkü dağıtık. Engellememiz mümkün yani değil. Nereden Peki o zaman terör örgütlerinin tamamı orada. Tamamı orada, tabii ki irtibat kuruyorlar. Özellikle ekipman temin ediyorlar. Orada işte çeşitli çok tehlikeli patlayıcıların, el bombaları vesaire gibi şeylerin nasıl kullanıldığı, nasıl yapıldığı. Bunun kesinlikle pazarı var. Özellikle bu bankacılık, internet bankacılığı ile ilgili sahtecilik yazılımlarının satıldığı bir ortam aynı zamanda. Bankamatik cihazlarına... Yani şey, sermayeyi oradan alıyorsun öyle mi? Evet, aynen bankamatik öyle. Bankamatik cihazına... Yani şöyle söyleyebilirim rahatlıkla. 800 dolara, 400 dolarla 800 dolar arasında bir para ödeyerek bankamatiklerin kart yuvasına yerleştirilen cihazları siz satın alabiliyorsunuz derin internet sitelerinde. Yani bunu satın alıyorsunuz ve size nasıl kullanılacağı ile ilgili her türlü materyali de temin ediyorlar. Ve burada kriminaller artık referans usulü çalışıyorlar. Yani hani diyorlar ki şu kadar referansım var, bu kadar referansım var. İşte bende böyle indirim var. Hani normal ticari pazar. Benim avukatıma gösterdim bu siteleri ve olan şeyleri. Bana söyledi, lütfen biraz daha gösterme. Artık hani adalete olan inancımı sarsacaksın. Valla senle kitap okuduğumda bir yaşıma daha girdim demiştim ama yani programdan sonra herhalde 5 yaşıma daha girdim olacak. Tamam abi, ne olur bir soluklanalım. İzinle bir hemen haftanın itirafıyla tweetini seyredelim, arkasından devam edelim. Okay. Efendim, haftanın itirafıyla tweeti.
IKEA'dan su almak istesek elimize 2 hidrojen, 1 oksijen verip eve yollarlar yemin ediyorum. Yaşındaki yeğenim Facebook sayfasına yazmış. Kafa nereye, biz oraya diye. Abim altına yorum yazmakta gecikmemiş. Hayır kızım, baba nereye, sen oraya. Efendim Tıkır Tık gazetesine devam ediyoruz. Az önce derin interneti öğrendik. Ağızlar bir karış açık şekilde yayına devam ediyoruz. Şimdi... hacker olmak, sen bilgisayar mühendisi misin? Yani nasıl bir şeydir bu hacker olmak? Yani bunu illa bilgisayar mühendisleri mi hacker olabilir? Yani aslında mühendisler için çok daha zor. Çünkü çok sıkı bir eğitime tabi tutuyorlar ve hani normal insani merak güdülerinden çok fazla uzaklaşıyorlar. Hani o mühendis mantığı, mühendis bakış açısıyla hareket etmeye çalışıyorlar. Hani hackerlık böyle herhangi bir insanın işte bir anda içerisine koyabileceğiniz birkaç teknik şey öğreterek hacker yapabileceğiniz bir şey değil. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz bilgisayar yaratıyoruz, bir şeyler geliyor ekrana, ekran açılıyor, kullanıcı olarak biz başlıyoruz. Sen nereden başlıyorsun bu işe? Biz yani biraz daha onun neresi? Ardını görmeye çalışıyoruz diyebiliriz. Hani siyah bir ekran üzerinde görsellikten yoksun daha büyük kediyi, oranda. Kediyi merak hacker yaptığı gibi bir şey oluyor. Onun gibi bir şey oluyor. Çünkü ihtiyaçlardan doğuyor birçok şey. Hani ben işte çocukken de internete girmek için kabloları, 10 tane kabloyu birbirine bağlayıp işte duvarı kazıp böyle üst komşunun internetine, telefon hattından internete bağlanmaya çalışıyordum. Evet yani bu yanlış bir şey ama çünkü o anda ihtiyaç var. O ihtiyacı gidermek için de icada başvuruyorsunuz. Telefon hatlarını inceliyorsunuz. Ne yapabilirim? Nasıl bağlanabilirim? Çünkü o ağda o internette bilgisayarla buluşmanız lazım bir şekilde. Yani biraz ihtiyaçlardan doğuyor icatlar diyebiliriz burada. Yani ama ben seni dinleyince şunu fark ettim. Mesela artık internetten alışveriş ederken normal kredi kartını kullanmamak gerekiyor yani. Aslında onların hepsi tabii sigortalı ama bankalara biraz bazen çıkışmak gerekebiliyor orada para yani iadesi. Yani diyorsunuz ki internette öyle kartı kal. Tabii. Peki bir şey söyleyeceğim. Çok zengin oluyorlar o zaman değil mi? Yani adam çünkü bildiğim kadarıyla değil ödeyen mi? Ödeyen var. Mesela Türkiye'de bir marketin aldılar, indirdiler evet. Bütün müşteri. Harcayabiliyorlar mı? Harcayabiliyorlar. Bunlar üzerinden hani ufak rakamlar da değil. Birçok kart numarasından hani çekebildikleri kadar harcama yapıyor. O zaman kaç bin kredi kartı alınmıştı? O zaman yani çok ciddi rakamlar. Binlerce binlerce kart... her karttan 100 dolar harcasa... Ki hiç öyle naif düşünmüyorlar. Yani çok daha fazla harcama yapıyorlar. Bunun dışında asıl tehlikeli olan bankalarda, bazı bankalarda içeride çalışan insider dediğimiz çalışan kişilerden kart bilgileri alıyorlar. Mesela o kişi diyor ki bu kişinin kredi kartı bu. Aynı zamanda bu bir debit hesaba bağlı. Yani bir banka hesabına bağlı bu kredi kartı. Orada da 100 bin dolar var. Bankamatik niyetine kullanıyor. Sen bunun %20'sini bana ver. Ben sana bu numarayı vereyim diyor. Ya da bu bilgiyi vereyim. Dünyada diyor. Sistem böyle doğru. Dünyada ve Türkiye'de de böyle. Böyle Türkiye'de de tabii çok fazla hasır altı edilen olaylar bunlar. Birçok yerde yaşandı bunlar. Bu tarz içeriden bilgi sızdıran kişiler var. Ama sen girdiğin zaman bunların izlerini yakalıyorsun. Yani. Biz bütün bu underground camiaları kurumsal olarak... gözetim altında tutuyoruz. Çünkü mesela bizim çalıştığımız bankalardan birinin başına geldi. 50 tane kart numarasıyla karşılaştık o bankanın kart numaralarıyla. Ve dedik ki bakın sizin kart numaranız burada satılıyor. Ondan sonra o kart numaralarından yola çıkarak geriye dönük inceleme yaptıklarında bir gece kulübünde kopyalayıcı, kart kopyalayıcı cihaz olduğu polis baskınıyla ortaya çıkarıldı. Meğersem orada o kartlar kopyalanıyor ve bir Rus sitesi üzerinden ulaştırılarak, el değiştirerek bir şey söyleyeceğim. Sahiplerinin haberi bile yok galiba. Haberi bile yok evet. Yani bu kimlik bilgileri için de böyle. Yani bugün 3000 euroya siz Avrupa Birliği, herhangi bir Avrupa Birliği vatandaşının kimliğini, kopyasını alabiliyorsunuz. Kendi fotoğrafınızla ve bu bütün UV filtrelerden geçiyor. Siz bunda işte yolculuk yapabiliyorsunuz istediğiniz yerlere. 3000. Rahatlıkla 3000 euroya bunu yine satın alabiliyorsunuz internet üzerinden. Ve o kişiler o anda evet yaşayan İşte normal işinde gücünde sağlıklısı olmayan bunu kişiler. Lütfen rica ediyorum konsoloslukları anlat. Çünkü insanlardan öyle vize paraları istiyorlar ki her 6 ayda bir insanlar deli gibi para ödüyorlar. 3000 dolara işleri halledilmiş. Peki plazalardaki görüşmeler şimdi senin kitabındaki evet. İlginç bir... Ya bir şey söyleyeceğim bir kere ona artık söylemekte fayda var. Yüzme havuzlu makam odaları varmış Türkiye'de. Ben senin kitabından öğrendim. Evet, gerçekten ilginç çünkü çok ciddi. Paralar harcanıyor herhalde anladığım kadarıyla ya da kazanılıyor. Birçok iş adamıyla görüşüyorum, birçok güçlü insanla görüşüyorum. Şu anda normal danışmanlığını yaptığım bürokrat, siyasi iş adamları var. Bir de tabii
farklı ahlaksız diyebileceğimiz tırnak içinde tekliflerle gelen iş adamları çok fazla olabiliyor. Onu zaten ayrı bir detay olarak soracağım. Hatta istersen onu öncelikle sorayım. Bu arada işte Tamer kitabını bir kez daha göstereyim. Hani nereden okudum diyorum. Nereden okudum? Buradan okudum. Şimdi mesela bizde bu yasa dışı telefon dinlemeleriyle ilgili çökertilen çetelerde bir şey dikkatimizi çekiyor. İşte karısını, kız arkadaşını, çocuğunu takip ettirmeye çalışan eşler, erkek arkadaşlar veya işte kız arkadaşlar vesaire. Böyle herkesin bir özel hayatına dalma merakı var maalesef. Yakalananlar da ağır cezalar, yani yasada çok ağırlaştırıldı, onu da biliyoruz yasa dışı dinlemede, ama şimdi dinlemeyi o kadar merak ediyorlarsa mailleri merak etmemeye, interneti merak etmemeye olanak yok. Geliyor mu çok talep? Çok fazla geliyor. Yani hani internetten özellikle birilerine özel fotoğraflarını gönderip işte daha sonra işte ben evliyim, çocuklarım var ya yakalanırsam, işte kız arkadaşını ya da karısını, kocasını hackletmek isteyen insanlardan çok fazla istek geliyor. İşte şirketlerin bilgileri, özellikle veri tabanı, bu call center dediğimiz çağrı merkezlerinden onların sahipleri çok fazla bir mail atıyorlar. İşte bize veri tabanı lazım, işte şu müşteri veri tabanı var mı sizde, ya da kim satıyor bunu bize önerebilir misiniz gibi. Ama bu satılıyor şey, yani şöyle söyleyeyim. Mesela, yani değiştiriyor tabii. Benim kullandığım bir internet şeyi vardı, bir internet servis sağlayıcım var benim. Bir gün başka bir firmadan telefon açar, siz şuradan hizmet alıyorsunuz, üyeliğiniz şu tarihte öyle bitiyor bir şey dedi. Yapıyorlar ki. Firmanın ismini söylemiyor. Diyor ki mesela, atıyorum şu anda tamamen öyle bir kurum yok zaten. Türkiye İnternet Kurumu'ndan arıyoruz diyor. Hani öyle bir kurum yok. Yok. Hani biraz kafa karıştırmak orada, farklı firmaya yöneltmek, ama daha ciddisini söyleyelim. 70 milyonun kişisel bilgileri çalındı 2-3 sene önce. Bu bir program olarak satıldı üstelik. Yani 600 lira ödeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bütün herkesin adres, kimlik bilgilerini satın aldı. Avukatlar, icra daireleri bunları satın aldı. Bu programları kullandılar. Bunlar üzerinden işlem yaptılar. Bu kişiler yakalandı. Çok da böyle dişe dokunur bir ceza almadılar. Vallahi bir şey söyleyeyim sana. Ben bir ara sahibinden.com'da, hani söylemeyeceğim hangisi olduğunu. Doğrudur yanlıştır onu da bilmiyorum, ama bir ilan görmüştüm. İşte İstanbul'daki oturan şu ilçelerdeki insanların adresleri, bilgileri falan diye. Fena. Hakikaten fena. Evet. Peki plazalara gittik. Mesela iş dünyası da kullanıyor değil mi siber korsanlığı? Yani rakip mesela ihaleye gireceksin. Ben rakibimin elini görmek istiyorum. Evet. Geliyorlar. Bize yardım etme. Hem ihaleler, işte borsa firmaları, yine borsa aracı kurumları, işte farklı farklı portföyleri öğrenmek istiyor, biliyorlar. İşte Ar-Ge çalışmalarını firmalar, başka firmalarını öğrenmeye çalışıyorlar. Sanayici, bütün dünyada aslında bir sanayici casusu. Bütün dünyada tabii sanayici casusu çok ciddi bir suç ve çok çok ciddi de kullanılan, başvurulan bir yöntem olarak dikkat çekiyor gerçekten. Peki bir şey söyleyeyim. Eğer sen kötü niyetliysen, yani şimdi sen etik hacker olmasan, herhalde bir dolar milyoneri olarak bizimle belki Bahamalardan falan bir canlı bağlantı belki kurardık. Öyle insanlar var, ama hani bu biraz Türkiye'de daha... Türkiye'de de var mı? Türkiye'de de var. Yani şu anda ben yatından canlı olarak böyle insanlarla video konferansla görüşen insanlar biliyorum. Bu tarz yasa dışı paralar kazanarak. Yani görevimiz tehlikede gibi. Bu işte bu mesaj aynen kendini ima edecek de değil. Yatından mı konuşuyor? Yani bunlar genellikle tabii biliyorsunuz işte finansal bilgilerin yanlış kullanımı, yasa dışı kullanımı ya da teknoloji casusu dediğimiz diğer firmalardan bilgileri alıp satın kişiler oluyorlar ve hani evet 3 gün 5 gün işte 1 sene 2 sene tatlı hayat sürüyor, ama eninde sonunda yakalanıyorlar. Yani bunun aritmetiği çok basit. Siz sonuçta sürekli takiptesiniz, sürekli peşinizde birileri var ve doğru da bir şey olmadığı için eninde sonunda siz o geliyor cezayı ve geliyor, çekiyorsunuz. Peki bir şey söyleyeyim, şimdi son dönemde mesela İstanbul Emniyeti bilişim suçları çok ciddi yatırım yapıyor. Konuştuğun zaman pırıl pırıl insanlar, dünyadaki bütün teknolojik şey yapıyorlar. Ya bütün dünyada galiba güvenlik ve istihbarat birimleri internetteki gelişimin arkasından geliyorlar. Ama bir yerde yakalamaya önüne çalışıyorlar. Geçemiyorlar, önüne geçemiyorlar ama arkadan takip ediyorlar. Bizde de sevindirici gelişmeler var. İşte şimdi hard disklerin kopyaları alınıyor mesela. Bilgisayarların kopyaları alınıyor. Baskınlar yapıldığı zaman çeşitli yerlere kameraya çekiliyor yine. Hı hı. İşte bunlar daha özenli saklanmaya başladı. Biraz daha böyle işte... Emniyetteki insanların eğitimleri biraz daha böyle yükseldi. Üst seviyeye yükseldi, ama hala tabii dünya standartlarında değiliz, ama sevindirici gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. En büyük sıkıntılardan biri mahkemelerdeki bilir kişiler. Çünkü bunlar genellikle böyle işin teorik tarafını bilen böyle hani o dediğimiz işte düz mühendis mantığıyla hareket eden kişiler olabiliyor ve çok fazla ve doyurucu bilgiler alamayabiliyor mahkemeler. Bu bilir kişi belki bilgi kalitesinin biraz daha yükseltilmesi, hatta çok fazla yükseltilmesi gerekebilir. Ha, bakar mısın lütfen nerelerden neler çıkıyor? Peki bununla beraber şimdi akla gelen soru şu. Merakla her çocuk ne kadar zaman harcarsa hacker oluyor?
Ya bir de en temelden başlamanız lazım bu işte. Yani işte, tamam. İşte TCP/IP dediğimiz iki bilgisayar nasıl konuşuyor internet üzerinden? Ağ protokolleri, işte işletim sistemleri, hatta donanım birçok ayrıntısını öğrenmesi gerekiyor. Yani ben başladığım zaman ortaokuldaydım. İlk bilgisayar kursuna, bilgisayarları çalışmayan bilgisayar kursuna yazılarak sen Commodore 64'lere yetişmedin de. Biz Commodore 64'lere yetiştim. Yetiştin ama Commodore 64'üm olmadı. İlk PC'yle başladım. Çünkü ben 2 sene para biriktirdim bilgisayar almak için. Biz Commodore 64'ü gördüğümüz zaman çünkü şey zannederdik. Böyle, uzay dünyası falan derdik. Şimdi hatırlıyorum mesela şimdi 286K bir makineye 1980'lerde 6000 dolar falan ödeniyordu. Tabii çok yani. Ciddi paralardı yani. Ben ilk bilgisayarımı almak istediğimde de babamın söylediği tepki işte kitapta da detayları yazıyor nasıl o maceranın olduğu. Yani biz bir banka mıyız ya da büyük bir kuruluş muyuz? Biz ne niye yapayım? Bilgisayar alalım? Yani sebep? Sebep? Allah tamam ağzına sağlık, eline sağlık. Hakikaten kitap çok iyi bir kitap. Belli zaten satış hızından. Üçüncü baskıda ya gidiyorlar. Evet, dördüncü baskıya her an girebiliriz. Üçüncü baskı şu anda. Vay vay vay. Yani demek ki insanlar merak ediyorlar ama yani bir de kitabı okuyunca dedim ki Tamer'e şunu soracağım. Bu adam bilgisayar mühendisi değil çünkü hakikaten çok keyifli yazmış diye. Teşekkür zaten ederim. En azından halkta çıktım. Eline sağlık, ağzına sağlık. En azından neyse bir de etik hacker olmandan son derece memnunuz. Öbür türlü olsam vay halimize diyelim. Çok teşekkürler. Efendim beraber dinledik.